Merhabalar arkadaşlar, Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tunahan. Bu videoda sizlere doğada kahve demleyebilme yöntemlerinden birisinin yolunu açan Aeropress'ten bahsetmek istiyorum. Aeropress, 2005 yılında Amerikalı bir mucit olan Alan Adler tarafından keşfedilmiş bir portatif filtre kahve makinesi olarak adlandırabiliriz. Alan Adler ise bununla espresso yapabileceğinizi iddia etmekte, fakat genel olarak dünya genelinde bununla filtre kahve muadili bir kahve yaptığınızı öngörüyor insanlar. 2005 yılında keşfini yapan Alan Adler tarafından özel bir tarifi var. Özel tarifine göre Alan Adler 2 kaşık yaklaşık 30 gramlık çekilmiş kahveyi içine yerleştiriyor. Ayrıca üzerine de yaklaşık 100 mililitre, 70 mililitre civarında 80 derecelik sıcak suyu ekliyor ve yaklaşık 50-60 saniye civarında bir presle ortaya çıkan kahveye espresso diyor. Ve Alan Adler sürekli bu kahveyi tükettiğini söylüyor. İçine süt ekleyerek, mikrodalgada da ısıtarak kendine latte yaptığını da hatta söylüyor. Ayrıca 2008 yılından beri dünyada şampiyonaları düzenleniyor. Fakat geçtiğimiz sene ne yazık ki pandemiden dolayı şampiyonası düzenlenememiş. Onun dışında sizin tercihinize, sizin isteğinize, sizin arzunuza, kahveyi nasıl sevdiğinize göre, içerisine yerleştireceğiniz kahve miktarına göre özel kahveler üretmeniz mümkün. Elbette genel olarak orta çekilmiş bir kahveyi içine yerleştirmeniz gerekiyor diyebiliriz. Onun dışında içerisinde yer alan mikrofiltre kağıtlar sayesinde bir şırınga vazifesi görerek kahve suyun içinden demlenerek bardağa akıyor. Ayrıca ürün göründüğü gibi plastik bir materyalden yapılmasına karşın BPA içermiyor. Bu da sağlığınız için oldukça önemli. Doğada pratik olarak yanınızda taşıyabileceğiniz portatif bir ürün. Ağırlığı yaklaşık 250 gram civarında diyebiliriz diğer aksesuarları ile birlikte. Deneyimlerimden bahsetmem gerekirse ürünün görmüş olduğunuz ağız yapısı birazcık geniş. Bu da ona özel bir kupada pres yapmanıza, yani görmüş olduğunuz gibi oturtturarak bardağa basmanıza gereksinim duyduğunuz için bu ağız genişliğinden daha geniş bir bardağa, kupaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu da termos bardaklar ya da herhangi maglar ile kullanılmasının önüne geçiyor. Bu bence en önemli dezavantajı. Onun dışında ürünü kullanıp temizlemesi gayet kolay. Zaten bastığınız zaman Alan Adler'ın da dediği gibi içerisindeki bütün pislik dışarı çıkıyor. Sadece ucundaki kağıt ve tortuyu atıp ağzını kapatıp kullanıp yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Bu da pratik ve temizlemesi kolay bir ürün olduğu anlamına geliyor. Bununla içtiğim kahveler genellikle birazcık diğer kahvelere nazaran yoğun bir aromaya sahip oluyor. Unutmayın ki 80 derecelik suyla kahvenizi demlemeniz gerekiyor. Eğer daha yüksek sıcaklıktaki suyla kahvenizi demlemeye kalkarsanız kahveniz acılaşacaktır. Lezzet konusunda bana verdiği tat oldukça tatmin edici. Pratiklik ve kahve lezzeti bir araya geldiğinde mükemmel bir ikili oluşturuyor ve Aeropress'te karşımıza çıkıyor. Ürünün kutu içeriğinden bahsetmek gerekirse, ürün görmüş olduğunuz gibi ana gövde kısmı ve bir adet şırınga kısmı diyebileceğim kısım. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi mikrofiltre tutan kısım ve 350 adet mikrofiltre kağıt. Ayrıca kaşık ve huni, bir de karıştırıcı ürünle birlikte geliyor. Yanında gelen 350 tane mikrofiltre kağıt sayesinde uzun süre kağıda ihtiyaç duymadan kahvenizi demleyebilirsiniz. Elbette herhangi bir alışveriş sitesinden de yine bu kağıtları temin etmeniz mümkün. Bu videoda sizlere Aeropress kahve yapma aletinden bahsettim. Ürün hakkında merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Ayrıca ürünün linkini de açıklamalar kısmına bırakacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ayrıca kanala abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.